Zeynep. Ben hala cinayetten sanığım. Polis peşimde. Buldukları an kurtulma şansım hiç yok. Kendimi temize çıkarana kadar güvende değiliz. Ne sen ne de ben. Bana son kez izin ver. Bu işi temizleyeyim. Sana verdiğim sözü tutabilmem için bu şart. Ondan sonra seni bir daha hiç bırakmayacağım. Şu boktan koltuğa oturacağım diye ağzının suyu akıyor. Öyle mi sanıyorsun? İnşallah seni yerinden etmek için kulis falan çevirdiğimi düşünmüyorsundur. Açık ol Turgay, açık. Her yerde beni eleştirip durmadın mı? Evet, yüzüne karşı da eleştirdim. Şu Uzun Efe işini yüzüne gözüne bulaştırdığını sen de biliyorsun. Uzun Efe? Yusuf Miroğlu. Bu olay bütün misyonu sarstı. Birimde seni eleştirmeyen bir Allah'ın kulu kalmadı ki ağabey. Seni de görecekler. Ben de göreceğim. Tabii altıma oymaya çalışacağını biliyorum. Benim adım Turgay değil şerefsiz. Bu teşkilat bana ağabey diyor. Sevgili ağabey. Bu şartlarda insanın sinirlerine hakim olması zordur biliyorum. Kızın için çok üzüldüğümü söylemem bile senin sinirlerini bir kat daha artıracak ama... Affedersin, çantaya bir göz atabilir miyim? Kurallar malum biliyorsun. Bunlar benim özel eşyalarım. Bizim işte özel eşya diye bir şey olmadığını sen benden daha iyi biliyorsun abi. Sürpriz, tahmin et. Ağabey yaşıyor. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Bu mümkün değil. Biliyorum. Peki nerede? İşte onu bilmiyorum. Ancak hastaneyi aramış, kızının yanındaki olanla konuşmuş. Nasıl öğrendin? Nasıl mı? Hastane santralinde iki vardiya var. Gündüz bir kız, gece bir adam bekliyor. Sence böyle bir bilgiyi almak için 3-4 gün boyunca topu topu kaç para harcanır ha? Güzel. Ama ben başka bir haber vereceğim şimdi. Tek kuruş harcamadan edindiğim taptaze bir haber. Nedir? Ağabey görevden alındı. Sonra? Basit haber mi? Yo, önemli. Ama kesinse. Kesin. Yerine geleni de biliyorum. Turgay Atacan. Tanıyor muydun? Yoksa sen de mi o teşkilattansın ha? Kim bilir? Turgay Atacan. Güzel. Sana iyi eğlenceler. Yukarısı Yusuf Miroğlu konusunda çok hassas davranıyor. Bu çocuğa bir şey olursa senin başını çok ağrıtırlar. Yukarının da, senin de... Yusuf'un da soyuna sopuna sövmemi istiyorsun galiba. Yusuf'u öldürtmek istediğini biliyoruz. Kendini çok zeki sanıyorsun değil mi? Boş atıp dolu tutturacaksın. Kusura bakma sevgili abi, bu konuda şaka yapmıyorum. Bilmeni isterim ki Yusuf ölürse senin kızı yaşatmazlar. Kızımı öldürtmekle mi tehdit ediyorsun beni? İster inan ister inanma, ben seni sevdiğimi biliyorum. Sana saygım var. Sana hayranlık duyduğum zamanlar da olmuştur. Ama senden rica ediyorum. Lütfen şu Yusuf Miroğlu meselesini yarım kalmış kendi özel bir meselenmiş gibi görme. Bu birimin işi. Senin ya da benim değil ki. Abi.
Hayır, elini sıkmayacağım Turgay. Riyakarlık yapmayacağım. Çünkü seninle artık dost değiliz. Seninle uğraşacağım. Bu görevde kalamayacaksın. Bu koltuğu sana haram edeceğim. Sen buna tenezzül etmezsin. Edeceğim. Çünkü onurumla oynadınız. Ben mi? Ya rica ediyorum. Sen ve ağababaların en sıkıntılı anımda kızım ölüm döşeğindeyken bunu yaptınız. Yoksa ben nöbet değişikliğini doğal karşılamayacak bir adam mıyım? Ama siz ne yaptınız? Kara günümü fırsat bildiniz. Bunlara inanmıyorsun değil mi? Neden kara günümü fırsat bildiniz? Çünkü haram para hortumlama şansını yitirdiniz. Ben burada olduğum sürece elde edilen her gelir kuruşu kuruşuna misyon için harcandı. Kişilerin cebine zırnık gitmedi. Yukarıdakilere ciciler alınmıyor, kimseye hediyeler verilmiyor. Kimsenin resmi yetkisini kullanarak haraç almasına fırsat bırakılmıyor. Bu boklu işlere burnunu sokanların yakasına ağabey yapışıyor. Onu uzaklaştıralım ki bildiğimiz gibi talan vuralım dediniz. Ve kazandınız. Ama şimdilik. Sadece şimdilik.